Yeşil Sol Parti de aslında kadın mücadelesinde aynı geleneğin devamı. Yine Kürt kadın özgürlük hareketinin, feminist hareketlerin birleşiminden oluşuyor ve biz parti olarak 81 ilde seçime giriyoruz. Listelerimize baktığınız zaman ilk sırada 33 kadın arkadaşımız yer almakta. Yine seçilebilecek durumda olan en az 54 kadın arkadaşımızı parlamentoya göndermeye hazırlanıyoruz. Yani burada mutlaka listeler yapılırken şuna dikkat edildi. Eşit bir şekilde temsil edilecek fermuar sistemiyle kadınların da parlamentoya girebileceği şekilde listelerimiz hazırlandı ve seçimler sonunda %40'ı aşkın kadın vekil olarak Yeşil Sol Parti mecliste temsil edilmeye hazırlanıyor. Ege bölgesi yani Türkiye'nin batısı hakikaten çok önemli bir yerleşim alanı. Buraya baktığımızda pek çok inancın, kültürün, etnik kökenin bir arada yaşadığını görüyoruz. Aynı zamanda çok yoğunluklu olarak hem Kürt illerinden hem Türkiye'nin diğer illerinden hem de savaştan dolayı Suriye'den çıkmak zorunda olan pek çok göçmenin bir araya geldiği bir kent, yani bir bölge. Ve burada siz de istatistikleri söylediniz. Aslında bakıldığında her ne kadar Ege bölgesinde kadınlar görünür olsa da ön planda gibi gözükse de aslında Ege bölgesinin kentlerinde Aydın olsun, İzmir olsun, Denizli olabilir bu. Bu illerde kadın temsiliyetinin karar mekanizmalarda kadınların yer alışında çok bir geri olma hali var. Yani belediyelere baktığımızda sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı kadın. Onun dışındaki bütün kentlerde belediye başkanları illerde erkeklerden oluşuyor. Vekil sayısına baktığımızda 100'e yakın neredeyse vekil ama 10 civarında kadın var. Yani kadınların bu kadar yoğunluklu olduğu, kadınların bu kadar görünür olduğu sosyal yaşamda, emek mücadelesinde, tarlalarda işçiler kadın, fabrikalarda işçiler kadın, esnafların büyük bir kısmı kadın ve çok ciddi anlamda bir kadın mücadelesi yürüten iller. İzmir'de kadın mücadelesi çok gelişkin. Yürütülen illerde bu kadar kadın vekilinin az çıkmış olması hakikaten düşündürücü. Yani işler çok göründüğü gibi değil aslında Ege'de. Biz de Yeşil Sol Parti olarak Ege bölgesini çok önemsiyoruz. Yani buralar kadın kentleri, Ege bölgesindeki kentler kadın kentleri. Kadınların bu kadar yoğunluklu olarak çalışma yaşamında, sosyal yaşamda yer aldığı bir yerde karar mekanizmalarında da kadınların olması gerekiyor. Yürütme mekanizmalarında da kadınların olması gerekiyor. Yeşil Sol Parti Ege'deki en büyük illerde birinci sıralara kadın adayları yerleştirdi. Aydın'da birinci sırada kadın aday. Balıkesir'de aynı şekilde birinci sırada kadın adayımız var. İzmir birinci bölgede kadın aday. Afyon'da kadın aday ve bu arkadaşlarımız seçilebilecekler ve parlamentoya gidecekler. Yeşil Sol Parti ile birlikte aslında Ege'de kadının daha görünür olduğu, karar mekanizmalarında temsiliyetinin daha güçlü olduğu bir mekanizma hedefliyoruz ve bunu da başaracağız. İzmir'de hakikaten yapılan çalışmaların büyük bir kısmına kadınlar katılıyor. Seçim bürolarının açılışında,
ev ziyaretlerinde, esnaf ziyaretlerinde kadınların çok etkin bir katılımı var. Aslında kadınlar bunun farkında. Bu kadar işin emekçisi, direnişçisi olup da temsiliyetinin bu kadar az yansımasından rahatsızlar. Hep birlikte çalışıyoruz. Ben hani kadın temsiliyetinin partiler üstü bir temsiliyet olduğunu düşünüyorum. Hangi partiyi destekliyor ya da onun politikalarını beğeniyor olsalar bile aslında kadının üst sıralarda, listelerde yer aldığı, kadın temsiliyetinin önemsendiği yerlerde kadınların o partilere daha yönelebileceğini düşünüyorum. Yeşil Sol olarak da biz her daim kadın mücadelesini önde tutan, aslında demokratik cumhuriyetin inşasında, cumhuriyetin ikinci yüzyılında kadınların cumhuriyetin inşasında çok etkin bir rol alacağını bildiğimizden dolayı kadın adaylar da bu kadar önemseniyor. Kadınlar da artık yaşadıkları, özellikle bu son 20 yılda yaşanan kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, kadın yoksulluğu ve karar mekanizmalarında olmamalarından kaynaklı bu rahatsızlıklarını göstererek Yeşil Sol Parti'ye yöneleceklerini ve Yeşil Sol Parti'nin kadın adaylarını destekleyeceklerini düşünüyoruz demiyorum, görüyoruz aslında alanlarda. Çok yoğun bir ilgi var. Ege'de Yeşil Sol Parti ile birlikte kadının rengi açığa çıkacak. Kadın kararlarını kendi alacak Yeşil Sol Parti ile birlikte.